Arkadaşlar merhaba, ben Ali. Yine bir sorunla karşınızdayız maalesef. Bize gösterilen bir yer vardı. Bornova'da İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bir otopark yine burası. Geçen çok aşırı bir yağmur yağdı ve benim karavanım çok yüksek bir karavan normalde. Yani bu otobüs gibi bir şey. Yani şeye kadar geldi, o ilk basamağın oraya kadar geldi. Ve ben hemen köpeğimin yuvası vardı çimenlerin üzerinde. Hemen onu da kaptım. Çok acilen çıkmak zorunda kaldım oradan. Logarlarda su gitmiyor. Gidiyor ama çok yetersiz gidiyor. İnşallah benden sonra oraya birisi karavanını koymaz. Gerçekten su batabilir yani. Yani batabilirdi. Hatta binek bir araba olsaydı kesin mutlaka su onun içindeydi otoparkta. Yani bir sıkıntı oldu. Oradan ayrıldık. Ve artık şöyle bir karar aldım kendime, sürekli yer değiştireceğim. Ya zaten amaç karavancı olup da bir yere çekip yıllar boyu kalmak değil ama kaldığın yerde de rahat etmek yani. Ya şimdi tabii ki yani biz şimdi gidiyoruz, hoşumuza giden bir yerde bir gün iki gün konaklamak istiyoruz. Ama bazen oluyor ki orada herhangi bir yerleşim bölgesi ise bir adamın evi varsa adam kendi kendine biraz rahatsız oluyor veya bundan şikayette de bulunabiliyor. Sıkıntı yaşıyorsun. Tabii sürekli kalacağımız bir yer olsa aslında çok güzel olur. Hani gidip gelebileceğin, gidip gelinebilecek. Tabii yani tapulamasınlar bize. Biz yani gösterilen alanlardan biri Fos çıktı. Biri aynen Fos çıktı. Az daha gerçekten şurada aküler vardı. Akülere su girecek diye çok korktum. Çünkü eğer su girmiş olsaydı berbat bir kısa devre olayla karşılaşacaktık. Bunu zaten yalıtım ne kadar yapabilirsiniz? Aküler altta olması gerekiyor. Yüksek bir yere koyamazsınız. Çok ağır malzemeler olduğu için. Böyle bir şey atlattık arkadaşlar. Oradan ayrılmak zorunda kaldım. Bugün 3 defa yer değiştirdim. Aslında biraz hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Bir gün davetliydim. Kooperatif evlerinde bir arkadaşla buluştuk. Bir gün orada konakladım. Bir gün gezerken baktım çok güzel bir benzinlik Shell var yol üstünde otobanda. Orada konakladım. Bugün de güzel bahçeye geldim. Deniz kenarında. Bir iki gün herhalde burada kalırım. Ve bundan sonra karar aldım arkadaşlar. Böyle sürekli dolaşacağım. Sabit bir yerde kalmayacağım. Maaş bitene kadar. Kalmayacağım çünkü yani keşke bizim gönlümüz bu konuda hoş olsaydı. Bazı arkadaşlar bizi eleştirmiş. Yıllar boyu kalacak yer mi istiyorsunuz kendinize diye. Yok, orada yıllar boyu kalmayalım ama ben çıktıktan sonra da başka bir arkadaş da faydalansın. Bir süre konsun oraya mesela. 2 ay, 3 ay konaklama, 4 ay konaklama. Zaten 4 ay hiçbir karavancı bulunduğu yerde bulunmaz ya, kalmaz yani. Ya tabii biz bu karavancıları ayırmıştık zaten. Dedik ki yani bir keyfi olarak karavan alıp yaşayan insanlar var. Bir de tam zamanlı evi olmayan, durumu kötü olmuştur, durumu bozulmuştur, o olmuştur, bu olmuştur. Bu hayatı seçmiş insanları da ayırmak lazım. Asıl ihtiyacı olan insanlar bu insanlar. Yani adamın evi var, arabası var, yazlığı var, karavanı var. Bunlardan bahsetmiyoruz kesinlikle. Biz dışarıda yaşayan, hiç eve girmeyen, evi olmayan, hatta durumu çok kötü kira veremeyen insanlar da var. Bu şekilde yaşıyorlar. Sosyal güvenliği olmayan insanlar var, maaş olmayan insanlar var. Ya bu insanlara bir sosyal sorumluluk açısından böyle bir imkan sağlansaydı, bu bütün herkese değil, sadece bu durumda olan arkadaşlara yardımcı olunursa, bu da Allah katında zaten sevaptır yani. Bir insana zor zamanda yardım ediyorsanız bu sevaptır arkadaşlar. Yani sosyal anlayış da olabilir, dini inanç olarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. Keşke olsaydı, keşke. Yani bunu yapsalardı ben kalpten çok mutlu olurdum yani. Ama şu an gezmeye devam artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Orası burası derken nereye geldik? İşte değerli dostlar, buraya geldik. Masamızı attık buraya. Oturduk, kahvemizi içtik. Biraz denizi izledik. Hava karardı. Yavaş yavaş denizi göremiyoruz artık zaten de. Çok güzel bu. Bu hayat güzel ama işte dediğim gibi sıkıntıları da yok değil. Hep dışarıda kalmanın sıkıntısı mutlaka oluyor yani. Bunun ama hep evde kalmanın da sıkıntısı var sonuçta. Mutlaka oluyor. Evde kalmanın da, ama böyle tek zamanlı zamanlı yaşanırsa bazı şeyler tadında kalıyor. Şimdi ben böyle bir hayat seçtim ama dedim ki hani belki
böyle bir alan açılırdı bir de. Orada arkadaşlarımızla, dostlarımızla aynı kaderi, bu kaderi paylaşan arkadaşlarla birlikte hayatımızı devam ettirirdik arkadaşlar. Güzel dostluklarımız oldu. Mesela incir altında öyleydi. Keşke orası bozulmasaydı. Veya bir alternatif şey yaptılardı, ne bileyim. İşte araçlara ayırtalardı, karavanlara ayırtalardı, tam zamanlara ayırtalardı falan filan derken bu sorunlar hiç peşimizi bırakmayacak. Bu sorunlarla yaşamaya alışmalıyız arkadaşlar. Buradan tüm karavancı dostlarıma da söylüyorum. Fethetmeyin. Gerçekten fethetmeyin. Karavan hayatına devam edin arkadaşlar. Ve bu konudaki tüm şikayetlerinizi de çekin, dillendirin, anlatın. İnsanlar bunun bir sorun olduğunu anlasınlar artık. İnsanlar yaşamak için belki mücadele ediyor. Bunun farkında olmayan insanlar olabilir. Tuzu kuru insanlar biz anlayamaz tabii ki. Ne anlatsak boş olur onlara. Çünkü onların tuzu kuru. Ama bizim gibi insanlar biz burada duygu sömürüsü de yapmıyoruz. Hayatın gerçeğinden bahsediyoruz. Anladınız mı? Yani bu bir kurgu falan değil. Bu hayatın bir gerçeği. Bunu görmek, anlamak da insani bir görev bence. İnsana yakışır bir durum. İşte bugün burada iki gün falan kalırız herhalde. Ondan sonra başka bir yer tespit ederiz, oraya gideriz. Her gittiğimiz yerde de size nerelere gittiğimizi, ne yaşadığımızı, hangi sorunlarla karşılaştığımızı, bundan sonra sorunlardan bahsedeceğiz herhalde. Ama keyifli zamanlar da ayıracağız arkadaşlar. Onları da anlatacağız size. Ama şimdilik elimizdekiler bunlar. Yani sorunlarımız da var. Bitmiyor. Güzel videolar yolda. Güzel videolar yolda. Yaz bir gelsin hele. Yok ya, yaz gelmeden de vlog çekeriz. Yaz bir gelsin. O zaman işte karavan hayatının tadını, tuzunu, tüm güzelliklerini size anlatacağız arkadaşlar.